İstanbul'un trafiğini nasıl çözeceksiniz? En büyük problemlerden bir tanesi. Çözülmeyen bir sorun yoktur. Evet. Işin uzmanlarını önce çağıracaksınız. Evet. Belediye başkanları seçimlerden hemen sonra kazandığımız bütün belediye başkanlarını çağırdım. Evet. Onlara söylediğim 10 on madde sıraladım. Bunlara uyacaksınız. İlk madde şu. Bir belediyelerde partizanlık yapmayacaksınız. Evet. Iki işi kesinlikle ehline vereceksiniz. Ulaşım sorunu konusunda, İstanbul'un ulaşımı konusunda Dünya kadar uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının raporları var. Evet. Nasıl çözüleceğini oturmuşlar. Bir yoldan kaç araç geçiyor, ne kadar araç geçiyor. Bütün bunların hesabı yapılmış. Nasıl çözüleceğinin hesabı yapılmış. Bütün mesele ne? Bu sorunu çözecek siyasi irade. O siyasi iradeyi de ortaya koyacak olan Ekrem İmamoğlu. Çözecek evet. bu sorunu. Çözmek zorunda. Çözecek. Ve bütün İstanbullular da bunu tanıyor olacaklar. Niye çözülmesin? Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Sorunu Yaşayan kişiyle oturup konuşacaksınız. İki, o işin uzmanlığıyla oturup konuşacaksınız. Nasıl çözülüyorsa ona göre. Evet. Siz kalkıp bir yolun üzerine o yoldan geçecek araç sayısı kaç? Beş bin. Oraya elli bin konut yaparsanız o yol tıkanır. Demek ki ne yapacaksınız? Planlamayı ona göre yapacaksınız. Kentleşmeyi ona göre evet. yapacaksınız. Yolu ona göre, altyapıyı ona göre, metroyu ona göre yapacaksınız. Bütün bunları çözeceksiniz. Çözülme, otoparkları ona göre yapacaksınız. İspark niye zarar eder? Allah aşkına İspark zarar eder mi? Asfalt var. Bir şerit çekmişsiniz, otomobiller gelip orada park ediyor. Siz onlardan para topluyorsunuz. Evet. O kadar. Evet. Ne çatınız var ne yolunuz var. Yani hiçbir ek masraf yapmıyorsunuz ve zarar ediyor. Niye zarar eder? Binali Bey'e soruyorlar. Binali Bey diyor ki ben de bilmiyorum niye zarar ediyor. Aslında biz biliyoruz niye zarar ettiğini bütün bunların tamamının çözülmesi mümkün. Çözülmesi. Ama şunu söylersek doğru değil. Yani Ekrem Bey gelecek 6 ay içinde trafik sorunu çözülür. Hayır. Gerçekçi olmamız lazım. Bunun belli bir zamanı var, belli bir zaman dilimi var. Ek yatırımlar gerekiyor, ek önlemler gerekiyor. Belki yeni kamulaştırmalar gerekiyor. Bütün bunların hepsi belli bir zaman dilimi içinde yapılacak, ilan edilecek. Biz trafik sorununu şöyle çözeceğiz diye söyleyecekler.